Sen lütfen efendim bir kenara tekrar şeyim, çok teşekkürler, tebrikler. Lütfen buyurun. Çok güzel bir ortamda bir araya geldik tekrar. Ben öncelikle bu güzel konser için, dinleti için çok çok teşekkür ediyorum değerli sanatçılarımıza. Gerçekten güzel bir müzikal yolculuk oldu. Avrupa ile yani hem Almanca, Fransızca, İspanyolca ve nihayetinde Latin Amerika'ya bizi götürdünüz. Aslına bakarsanız yani Latin Amerika'nın da Buenos Aires, Arjantin belki de en Avrupa'yı şehri diyebiliriz. Çok güzel bir tur oldu. Ben burada çok değerli müzikseverleri görüyorum. Radyoculuk yıllarımızdan dostlarımızı görüyorum. Dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi görüyorum. Bir kere daha hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle zor günlerden geçerken düşen uçaklar, patlayan bombalar, gayet stresli bir ajanda gündem. Bunun içinde hayatımızda sanata ve müziğe yer ayırmak, belki de bunları biraz geride bırakmak ve belki aşmak adına, yani dünyada barış için, daha insanların mutluluğu için belki de çok ezem ihtiyacımız olan şeyler. Çok değerli sanatçılar, Sayın Ece İdil ve Sayın Şirin Pancaroğlu'na bir kere daha teşekkür ediyoruz bu güzel etkinlikte bizi bir araya getirdikleri için. Bir teşekkürümüz de Sayın Dilek İçinsel nezdinde Martı otellerine ve Lila Müziği'ye ki işte yani artık hepimizin bildiği gibi böyle zamanlarda konser düzenlemek, mekan organize etmek, bunlara zaman, kaynak ayırmak kolay şeyler değil. Hele albüm çıkarmaya devam etmek ki Lila Müzik'ten bugüne kadar çıkan klasik müzik albümleri var. Bunları çıkışta sizin de inceleme belki arzu ederseniz satın alma imkanınız da var. Değerli sanatçılarımızın da albümleri var orada bildiğim kadarıyla. Biraz ben soluklanmanızı da bekliyorum. Sizlerin yorumlarınızı da, katkılarınızı da değerli izleyicilerimizle, seyircilerimizle, müzikseverlerle paylaşalım. Onlardan da ben sorular gelebilir diye düşünüyorum. Sohbetimizi belki ikinci bölümünde biraz soru cevap da yaparız siz de uygun bulursanız. Ben Şirin Hanım'la daha önce başka projelerde de bir arada oldum. Benim televizyon programlarımda da yıllardır çok yakından tanıdığım, çok takdir ettiğim ve sevdiğim bir sanatçı. Gerçekten farklı türler arasında, farklı türleri konserlerinde bir araya getiren veya belli temalar üzerinde yoğunlaşıp onlarla ilgili çok ciddi, çok titiz çalışmalar yapan, uluslararası çalışmaları olan bir isim. Sayın Ece İdil'i de çok yakından tanıyorsunuz. Çok güzel bir performansı oldu bence. Bu kadar farklı dil, üst üste farklı dillerin farklı artikülasyonları var. Her dilin kendi karakteri var. Bunlar da böyle bir performans sergilemek çok kıymetli ve zor bir taraftan da. Yılların müzik eğitimi, yılların konserleri, kayıtlar, albümler ve bir hoca. Her iki sanatçımızın da bir akademik kimliği var, akademik birikimi var ve belki burada sizin öğrencilerinize en önde az önce size çiçek takdim ediyorlardı. Belki başka, ha bakın ne kadar güzel öğrenciler var. O zaman herkesten bir alkış daha rica ediyorum. Çünkü gerçekten bir taraftan sanatçılar kendi kariyerleriyle onları geliştirmek için zaman ayırırlarken ki bir anlamda da uluslararası bir ortamda bir yarışçı, rekabetçi bir boyutu da olan bir şey. Hiç kuşku yok ki. Bir taraftan öğrencilerin... Öyle mi? Lütfen böyle görebilir miyiz acaba? Saygıyla buradan selamlıyoruz. Ne kadar güzel. Yani çok seçkin, değerli hocalarımız, değerli müzikseverler. Çok güzel koleksiyonu olan insanlar var. Burada benim de yakından tanıdığım simalar var. Ve müzikseverler var. Yani hepimiz bir tarafından yani dinleyici gözüyle takip etmeye çalışıyoruz. Bir büyük okyanus müzik, bu bir evren. Bunun içinden hepimiz bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Her bir konserin böyle bir eğitici yönü var bence. Farklı kültürlere bir kapı aralıyor bizim için. Benim yani kendi hayatımda da küçük, kısa, minicik bir çocukken böyle annemle babamla konserlere giderken ilgim başlamıştı. İşte Atatürk Kültür Merkezi, daha farklı yerlerde, dünyanın farklı yerlerinde konser salonları. O nedenle çocukların özellikle küçük yaşta müzikle tanışmaları, onların
kişiliklerin gelişiminde, beğenilerinin gelişiminde de son derece önemli bir rolü var. Bence çocukların da, küçüklerin de böyle konserlere götürülmesine de son derece bir fayda olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan Arp Sanatı Derneği'nde 2007 yılından beri kurumsal çalışmalarda yapıyorlar. Bu orada da öğrencileri var. Türkiye'nin ve dünyanın farklı taraflarında konserler verdiler. Her iki sanatçımız da Şirin Hanım Cenevre'de ve Amerika'da yıllarca yaşadı. Sanıyorum 20 yıla yakın bir yurt dışı deneyimi oldu. Bu yurt dışı deneyimlerinin de tabii çok büyük bir faydası oluyor. Siz de yıllarca Fransa'da, Afrika'da, Afrika'dan Fransa'ya kadar uzanan dünyanın farklı yerlerinde konserler verdiniz. Ama bazen bir seyahat bile o ülke, o kültür hakkında çok büyük bir birikimle dönmemizi sağlıyor. Yani yaptığımız gözlemlerle de çok yakından ilişkili. Pek çok ödülü var değerli sanatçılarımızın. Sizin en son Donizetti değil mi ödüllerinde 2013'te? Bunlar da çok değerli. Gerçekten müzik kariyerlerinde insanların ben önemli aşamalardan biri olduğunu düşünüyorum. Biraz Arp'tan da belki bahsederiz. İnsan sesi ve Arp bir araya geldiğinde bunun Türkiye'deki konserlerde çok örneği var mıydı? Ben çok hatırlamıyorum ama bu belki de ilklerden biri diyebilir miyiz? İlk değildir, ikinci olabilir. İkinci olabilir. Güzel bir birliktelik bu. Yani de piyanoyla bir araya geliyor insan sesi. Benim için yeni diye ben de epey bir şey, yani şan işli yaptım eskiden. Uzun zamandır yapamamıştım Ece Hanım'ın tek seferine kadar. Bu fikir Ece Hanım'dan mı? Evet. Bir araya gelmek? Çünkü Ece Hanım'ın bir gizli bir tarafı var. Ece Hanım öyle biraz da arp çalmıştı. Evet, evet, evet. Ben konseri sizleri izlerken, dinlerken şunu düşünüyordum. Şimdi modern zamanlarda Almanca şarkılarda leadler vardı ya sizin repertuarınızda. Popüler dönemde yani 20. yüzyıl ve sonrasında popüler müzikten bahsediyorum, klasik müzikten değil. Almanca şarkı dedim, düşüneyim ne var yani? Aklıma gelmiyor. Yani işte Eurovision'daki o kızın, Nicole'ün, Ein bisschen Frieden falan vardı böyle 80'lerde. İşte Luftballon diye bir şey vardı falan. Yani üç tane falan şarkı. O işte 1940'larda Lili Marlen'in olduğu dönemde bir iki şarkı. Yani değil mi? Bizim modern zamanlara pop'a giremedi pop dünyasına. Duyulabiliyor mu? Ha. Fakat daha önceki dönemlerdeki yani lead geleneğiyle özellikle şarkı döneminde çok güçlü, çok etkili. Yani özellikle romantik dönemde, klasik dönemdeki Alman, Avusturyalı, Orta Avrupalı bestecilerin müthiş bir etkisi var. Yani operada da böyle işte birkaç tamam yani Mozart'ta falan operalar var ama tabii İtalyanca'nın ezici bir üstünlüğü, değil mi? Fransızca'nın çok önemli bir gücü var. Almanca böyle bir şey olmuş. Almanca ile ilgili. Strauss var, Bach var, Weber var. Bir literatürü bir söylemeye, bir başlığa. Çok da haksızlık etmeyelim. Alman operaları bayağı evet. Fazla. Ama tabii bir yani İtalyanların, İtalyanlar daha parlattılar ama belki de yani İtalyanca'nın da bilmiyorum yani yatkınlığı mı diyelim buna, melodik yapısı, şarkı, yani dilin kendi şarkısı. İklimsel olarak da Akdeniz bölgesinde, belki evet. Stili olsun, Napoli'den olsun, kansonet dalları olsun, İtalya'da müthiş bir şarkı geleneği var, Almanya'da da var. Fakat farklı kulvarlarda ilerliyorlar, dillerin kendi içindeki müzik, başka şekilde yansıyor besteci. Bence dilin müziği önemli. Biliyorsunuz İtalyanca'da bütün kelimeler sesli harfle biter ve bu çok büyük bir rahatlık getiriyor vokale. Nasıl bunun ise, yorumcu olarak siz nasıl hissediyorsunuz? Yani mesela Almanca söylediğinizde İtalyanca veya Fransızca sizdeki etkisi nasıl? Nasıl? Ben dile hakim olduğum zaman hiç bunu düşünmüyorum. Sadece şiiri düşünüyorum. Öğrenciyken diksiyon çok düşündük, hocamla çok çalıştık, başka diksiyon politik hocaları vardı. Onlardan o zaman yani işin dinine kadar indik. Hala da araştırıyorum, nasıl tınlar, kapalı ö mü alsam, işte o nasıl söylüyor, bu nasıl. Hala araştırma içerisindeyim çünkü ben çocuklarıma bunu öğreteceğim. Kendim nasıl söylediğimden ziyade doğrusunu onlara anlatmam lazım. Bu dipsiz bir kuyu böyle. Aynen öyle. Her gün de yeni bir şey öğreniyoruz, geliştiriyoruz kendimizi. Onun düşen uçakları da sizden duydum bugün mesela. Vallahi yani böyle bir şey oldu.
üzücü bir hadise yaşandı ve neredeyse zahavşa gidiyorduk yani yüzüyle. Bütün bunlar güzel şeylerden konuşurken hiç bunları konuşmayalım inşallah. Yani bunlar bir daha yaşanmaz ama yaşadığımız coğrafya güçlüklerle ve zorluklarla dolu. Bu da hayatın bir gerçeği. Bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani bu yeni dediği yüzyıllardır bu coğrafyalar hep güçlüklerin, zorlukların olduğu yerler. Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya. Her şeye rağmen sanat, müzik devam ediyor. En zor zamanlarında bile yani Balkanlar'da hatırlarsınız belki. Yani o yıkıp döküp Saraybosna'da ve diğer başka Mostar'da o opera konserler verildi, senfoniler seslendirildi. İşte Doğu Batı Orkestrası var biliyorsunuz, Filistinlilerin, İsraillerin ve dünyanın diğer sanatçılarının, Daniel Barenboim'in falan da içinde oldu. Yani her şeye rağmen sanat devam ediyor, müzik devam ediyor, zorluklarına rağmen. İşte bu gezide de biliyorsunuz getirdiler, piyano çaldılar falan, böyle bir şey vardı. Biraz bu bugünkü repertuardan da bahsedelim. Nasıl oluşturdunuz? Beraber herhalde karar verdiniz. Evet. Değil mi? Evet. İçinde Fransızca, Almanca, İspanyolca vesaire şarkılar vardı. Biraz repertuara da Ayşen Hanım neler söylemek istersiniz? Aslında tabii Ece Hanım'ın daha çok çalışması var orada ama şöyle oldu. Aşağı yukarı hani bestecileri böyle birer bölge gibi düşünebiliriz. Her birer kültür gibi düşünebiliriz. Ece Hanım da mesela her kültürden birkaç seçeneğimiz vardı. Hani bunlardan hangisi artta en güzel onları seçtik. Dolayısıyla hani bu akşamki repertuarda işte 10-12 tane varsa ya da şarkı varsa biz herhalde 20 taneye baktık, belki daha fazla. Onu çıkar, onu koy. Bazılarını ben zaten daha evvelden seslendirdim. Hangileri vardı seslendirdiniz? Ben Nussbaum'u biliyordum, çok severim. Morgan'ı hiç çalmamıştım ama hayranlıkla tabii orkestra versiyonuna böyle gençken. Jilastera'yı çaldın, solo. Jilastera'yı çaldın, evet. Alberto Genestra, Arjantinli ve evet. Cenevre'de tabii hayatın bir bölümünde. Sizin de evet. Yaşadığınız İsviçre'de ki sınırları aşan özelliği yani müziğin. Aslında kültürleri ve insanları da yaklaştıran bir niteliği var. Arp da çok çekici bir enstrüman. Siz arpı Türkiye'de çok tanıtan ve çok sevdiren, dünyada da o isimlerden birisiniz. Kaybolmaya yüz tutan çengi de mesela, onun üzerinde de çalıştınız ve çalışmaya devam ediyorsunuz. İnsan sesi ve arp arasındaki ilişkiden de biraz bahsedelim. Nasıl bir birlikteliği var? Ve herhalde şey, yani arp tabii ilkel bir çalgı mesela. Bu akşamki konseri piyano eşliğiyle yaptığımızı düşünelim. Biraz da zaten başlık da onu andırıyor. Arpej dediğinden, arpej, arp. Yani arpej arptan geliyor zaten. Özdeşleşmiş bir akorun kırık hali, yani blok olarak değil de yayılarak tanınmış hali. Biz bunu arpta, yani en güzel arpta tınlayan bir karakter bu diyelim, bir tını. Ve arpej deniyor zaten. Evet, kesinlikle arpej, arpej. Evet. Çok yakın. Ama bu akşam bir konseri bir piyano ile yapmış olsaydık, belki her şey birazcık daha modern olabilirdi. Biraz arpta bir yumuşaklık ve aynı zamanda bir ilkellik de getiriyor. Yani çünkü ne yapsanız, arpa ne yapsanız ilkel bir çaldı. Yani çünkü çok eski yani, piyanonun geçmişini düşünelim. İnsan kadar eski. Çok yeni piyano yani. Nedir ki piyanonun tarihi? Şurada. Ben yeniliğine, eskiliğine bakmıyorum. Arpın kıvısı daha uzun. İnsanın daha çok içinde, kemiğinde tınlayan bir kıvısı var. Ve insan sesine daha yakın. Piyano hiçbir enstrümana benzemeyen, kendi başına kıvısı olan bir saz. Ne kemana benzer, ne flütte, ne insan sesine. Tabii biz eğitimimizi bütün enstrümanlarda olduğu gibi piyanoyla yapıyoruz çünkü sağlam bir saz. Müthiş bir icat aslında. İcat, müthiş bir icat. Evet. Piyano öncesi ve sonrası diye ama bir şey var herhalde değil mi? Ne vakit bir gitarcıyla, bir arpistle, bir flütçüyle, bir kemancıyla beraber şarkı söylemeye başlayayım. Sesinin derinliklerini, tınılarını, o da kendimi uydurmaya çalışıyorum. Piyanoya kendimi uydurmaya hiç çalışmıyorum. Böyle bir şey var. Onun için hoşuma gidiyor. Kendimi yani araştırmak. Piyanonun sürükleyen bir tarafı var. Alıp sanatçı adeta çekiyor mu kendisine? Yani bu daha efor harcatan bir şey mi? Daha mı güç mesela bununla sizin için bir performans olacak? Belki daha kolay. Daha mı kolay? Daha kolay. Çünkü Şirin Hanım öyle bir nüanslar yapıyor ki ben katiyen orada forte giremem. Çünkü o çektiği tel onu orada öyle hissediyor. Yorum da biraz yumuşuyor çalışıyla. Ben de ona uyum sağlıyorum.
Ama o stil içerisinde bunları yapıyor. Asla farklı bir şey yapmıyoruz. Notalar aynı. Onun için bana farklı enstrümanlarla müzik yapmak çok hoşuma gidiyor. Ben davulla bile yaptım. Yaptınız. Hem de Okay Temizle bile yaptım. O Okay olağanüstü tabii. Yeni arayışları hep bitmeyen müzik diye arayışları. Ama o zaman öğrenciydim. Onun Okay Temiz olduğunu bilmiyordum. Hocamdan gizli Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kayıt yapmıştık. Tiyatro müziğiydi. Yani doğadaki herhangi bir objeyi rahatlıkla enstrümana dönüştürme kapasitesi olan bir sanatçı, benim de çok kıymetli dostum. Şey söyleyecektim buyur. Mesela, tabii şey de var. Hani bugün kullandığımız piyanoyla, bu eserlerin yazıldığı dönemde kullanılan piyanolar çok farklı. Oysa bugün kullandığımız arp ile aşağı yukarı bu eserlerin yazıldığı dönemdeki çok arp arasında değil. O kadar çok farklı var. Yok. Evet. Yani şeyini, mimarisini koruyabilen ilk günden beri dediğiniz gibi böyle bir yönü var. Ama hani yanlış anlamıyorum, yani piyano hayranı isterim. Ben piyano, mesela piyanoyu cazda çok severim. Yani piyano, gerçekten en güzel bence kendini en iyi belli ettiği müzik türü caz. Öyle mi diyorsun? Siz ne dersiniz? Ben de öyle düşünüyorum. Yalnız ben bir de kafayı klavsene taktım. Klavsende de caz çok güzel oluyor. Klavsende caz... Ben de dinlemedim galiba. Yani enteresan bir şey olsun gerek. Mutlaka. Meri Hankoğlu o bilir bu işte. Meri sen... Vallahi galiba Modern Jazz Quartet'te bir klavsenli versiyon var galiba. Var mı? Hatırladığım kadarıyla var, birkaç şey var. Ben çok bilmiyorum tabii cazı. Yani yeni öğreniyorum biraz. Yani. John Malkovich'in bir filmi vardı. Orada klavsenle caz çalıyordu. Ondan sonra ben kafayı bu işe taktım. Önce klavsenle barok çalıştım. Ama tabii klavsenden caz yapacak nerede lüks, o öyle bir durum yok ama... Klavsen bulmak da kolay değil zaten, değil mi? İstanbul'da iki tane var, bir tanesi de kırıldı. Öyle mi? Aman ne zor durum. Sizin tabii çok geniş bir repertuarınız var, tıpkı Şirin Hanım gibi yani barok dönem sanatçılarından, bestecilerinden. Şimdi 20. yüzyıla kadar geldik, Arjantinli besteciye kadar. Hangi dönemi daha kendinize yakın hissediyorsunuz, daha çok içine girebildiğinizi düşünüyorsunuz? Özellikle böyle çok sevdiğiniz, seslendirmekten çok çok daha mutlu olduğunuz besteciler hangileri canım? Romantik repertuarı tabii ki seviyorum, herkes gibi hayatın bir gerçeği romantizm. Ama kendimi Fransız eserlerinde, enfresyonist eserlerde daha rahat buluyorum. Foreler, Debussy'ler, Ravel'ler. Bunun sanıyorum insandan da çok alakası yok, o göreye karşı bir şeyim var. Barok eserleri sesin gittiğini eskiden beri hocam söylerdi. O sesin yapısında bir barok, bir düz şey, bir tanı var. Çağdaş çok söyledim, ben ne kadar romantizm diye tepinirsem de bilmiyorum ama hep önüme çağdaş eserler geldi. Onları da rahat söylüyorum. Dum. Karışık ama galiba Fransız repertuarı. Öyle mi? Biraz bir daha de Slav repertuarı. Slav gırtlağında biraz yakın gırtlağı. Orada bir nedense rahat ediyorum. Evet. Dvorak'ın eseri ne kadar güzel değil mi? Çok. Çok. Yani o Orta Avrupa'nın romantizmi büyüsü de çok sarsıcı, çok farklı. Yani ben de Akdeniz'in çok farklı bir havası var, enerjisi var ama siz ne dersiniz? Aynı soruyu size sorsam zor bir soru bu tabii. Yani sizin de çok geniş bir repertuarınız var. Türk müziğinden ki siz de Türküler Anadolu eserleri cemalleştire. Sizin albümünüz, albümlerinizde de yani Tel Beten albümünüz, El İş albümünüz, yani hepsi bunların yeni müzikal arayışlar, dünyanın farklı bir kökü var ki çok antik dönemden bu yana insanlığın içinde, kültüründe var olan bir enstrüman kullanıyorsunuz ama çağımızın arayışlarını da açıksınız ve onları da yakından takip ediyorsunuz. Evet. Yani Arp'ın aslında hani giremeyeceği müzik kültürü veya müzik dönemi yok diyebiliriz. Yani girip de sırtacağı bir şey yok. Çok ilginç bir çalgı o anlamda. Yani Arp'dan çok rahat yolculuk yapılabiliyor diye düşünüyorum ben. İşte o, çünkü zaten çok yolu çok uzun. Yani eski bir yolcu. Kaç yüzyıl. Yani, dolayısıyla hiçbir zaman için yani çok rahat, yani işte ne bileyim türkülerin içine girip enstrümantal çalabiliyorsunuz. Oradan çıkıp işte ne bileyim klasik türkünün içinde belli makamlar içerisinde müthiş lezzetler oluyor. Hani şimdi mesela müzikten öyle bir şey yapacağım. Bir proje mi var bu konuda? İki tane var, evet. Tamam, iki tane. Bir şimdi
mandalı artları da kullanmaya başladım ben. Çünkü bu artları her yere taşıyamıyorsunuz. Dolayısıyla birazcık yapabileceğiniz konserler sınırlı olabiliyor ya da konserler. Küçük mandalı artlar çok rahat. Daha kolay taşınabiliyorlar. Bu yani kaç kilo aşağı yukarı şimdi? Onu sormayın. Bu çok ağır. Ve onu özel araçla falan taşımak gerekiyor. Evet, yani. Doblo falan. Kocaman, yüksek dolu, belli bir yüksekliğinde olması lazım. Öyle bir adam kullanıyorum ben artık. Taşıyıcısı da kendisi zaten. Evet, en başından beri bütün televizyon programlarımızda. Çok haklı ama tabii. Yani ben de yani insanların pek dokunmamasını... Hayır, yani gerçekten. Yardım alıyorum ama hani sorumluluk bende olunca daha... Her konser öncesinde bu enstrümanın hazırlığı diğer birçok sazdan daha mı farklı? Tabii. Örtülerini giydirmek bile daha çok zaman alıyor. Yani tamamen giyildiği zaman hani taşımak üzere kanter içinde kalmış oluyorsunuz zaten. Ben biraz salondan da soru alalım istiyorum. Ondan sonra tekrar böyle aktaracaklarımız olabilir. Bir beyefendi buradan sordu. Sizin hanımefendi geleceğim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim bilginiz abi. Ben klavsene dönük bir sualim olacak da. Klavsen piyano gibi, yani piyanoya benziyor ama piyano gibi yayılmadı. Bunu konuda ben bir cevap bulamadım. Acaba siz beni anlayın. Lütfen kendinizi de tanıtın efendim. Efendim benim adım Koray Tarakçıoğlu. İksilmeyenize. Çok güzel, teşekkürler. Güzel bir soru sordunuz. Yani bir dönemin tabii enstrümanı. Ama yayılmadı. Neden yayılmadı? Yani neden piyano öne çıktı da klavsen öne çıkmadı? Halbuki klavsen çok güzel bir müzik vardı. Sanatçılar belki yorumlayabilirler, yani ses özelliklerinin yani imkanları ve kapasiteleriyle alakalı olabilir mi? Tabii, çok iyi. Sanki biraz onunla alakalı. Bir defa klavsende biliyorsunuz ya yani duşet ya yumuşak ya sert çalarsınız. İkisinin arası yoktur. Piyano bunun üzerine gelen bir icattır. Piyanoda bütün renkleri yani ara tonları da yapmak mümkün. Dolayısıyla yani barok dönemden çıktıktan sonra erken klasik dönem, klasik dönem içerisinde tabii renk arayışları bestecilerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve sadece yumuşak veya sert çalmak tatmin etmiyor. Çünkü değil mi hani bir dil düşünelim, hani ben orta tondan konuşamayacak mıyım? Dolayısıyla aslında o anlamda klasen çok yeterli dönemi için ama daha sonraki ifade arayışları içerisinde yetersiz kalıyor. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Pianoforte'nin ve piyanonun ortaya çıkış sebeplerinden bir tanesi, en önemlisi bu. Evet. Tabii teknik olarak çok farklı biliyorsunuz. Yani piyanoyla klavsenin aslında çekme telli, çekme evet, telli, arpa benziyor. Arpa. Teller çekilerek çalınıyor. Sıratması gibi. Piyanoda ise tokmakla vurarak çalınıyor. Yani perküsif bir enstrüman, ritim çalgısı gibi. Farklılar ama esas şey, benim yani bilmiyorum sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı canım ama benim bildiğim renk arayışı için ortaya çıkıyor. Sevgili Koray'a abi, hoş geldiniz. tabii ki piyano yıllar içerisinde gelişe duran bir saz. Gelişti. Klavsen art gibi gelişmedi. O devrim özelliğini aynen muhafaza ediyor. Gelişemez de daha fazla. Çünkü ses kapasitesi belli. O yüzyıllarda nüans yapılmıyor Şirin Hanım'ın söylediği gibi. Ya koşuyorlar, yani hızlanıyorlar parçada, kendi iç dinamiklerini daha böyle heyecanlı nüansla ifade etmek istiyorlarsa ya da yavaşlıyorlar. Öyle forte, piyano, mezzo forte öyle nüanslar yok. Klavsen o devir için geçerli. Bir de tabii ki repertuarı sadece barok yüzyıl ve çağdaş. Şimdi Stockhausen'lar olsun, Messiaen'ler olsun, klavsen için Osman Baş keza bestecimiz bu sazın sınırlarını zorlayarak da eser yazdılar. Değişik tabii bir renk arayışı ama art gibi gelişmedi. Gelişecek bir yeri yok çünkü. Tını aynı tını, mızrapla çekilen teller düşünün. Arpın masaya yatırılmış şekli. İki klavye var. Ya orada çalacaksınız ya burada çalacaksınız. Bir sürü kopaları var, ork gibi böyle teferruatlı bir saz. Barok dönemin ihtiyaçlarını tabii çok karşılıyor. Barok dönemin böyle müzikal yapısını da düşünecek olursak ya bir Bach eserinde veya işte ne diyelim yani Scarlattiler, İtalyanlar vesaire vesaire. O çok böyle güzel, yeterli yani böyle çok yeterli. Çok da yakışıyor, çok örtüşüyor. Ama romantik dönemde klasik dönemin müzikal anlayışına, müzik mimarisine baktığımızda eserlerin özelliklerini onu da herhalde klasenle bir şey yapmak çok zor. Yani piyano ortaya çıktıktan sonra hani o bütün
Biraz da yani uçaktan bahsettik, şöyle bir benzetme yapayım sanatçılarımız izin verirse. Yani pervaneli motorlu uçaklar vardır ya, turboprop diyoruz onlara. Bir de sonra jetler biliyorsunuz icat oldu. Yani bir mesafeyi turboproplu bir uçakla, pervaneli uçakla atıyorum 10 saatte alıyorsak, jetle 2 saatte gidiyoruz. Bunun getirdiği bir esneklik var, daha çok yolcu taşıyor vesaire vesaire, daha hızlı gidiyor. Ama hala yani aklı kalbi turboprop uçaklarda olanlar var. Ah, bir pervaneli olsa da onlar uçak değil. Evet efendim, sizin hanımefendinin bir sorusu vardı galiba. Siz az önce bir elinizi kaldırmıştınız değil mi? Kaldırmadınız mı? Ben orada hayal mi gördüm, bir hanımefendi elini kaldırdı. Yok, biz öğrencileri izleyici hocanın ona istinaden el kaldırmış. Nasıl bir hocadır Ece Hanım? Biraz lütfen öğrencileri anlatsın bakalım size. Öğrencilerinden alalım. Tabii, mükemmel bir hoca. Öncelikle çok interaktif ders yapar kendisi. Nasıl yapar? Çok interaktif ders yapar. Şöyle ki, ihtiyacımız neyse, sıkıntımız neyse onu gidermeye yönelik. Her zaman bizi dinleyerek, bize sonsuz saygı göstererek, zorlamayla değil, bizim kendimizi mutlu ve rahat hissedeceğimiz şekilde kendimizi geliştirebilmemiz için çok gayret sarf eder. Ben şahsen kendi adıma çok mutluyum. Eminim ki diğer öğrencileri de aynı duyguları paylaşıyorlar. Siz de lütfen kendinizi tanıtın bize. Adım Elvin İnce. Ben şu an Fazla Sayın Korosu'nda arka olarak koristlik yapıyorum. Çok koro güzel. Şarkıcısıyım. Ece hocamızın da öğrencisiyim. Bir sene yakındır. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Harika. Sizi de tebrik ederiz. Yolumuz açık olur inşallah. Burada demek ki üç dönem, yani hocalar, onların hocaları ve öğrenciler var. Çok güzel bir ortamdayız yani. Ön tarafta da iki genç hanımefendi var. Onlar da sizin öğrencileriniz. Onlar da bir kendilerimizi tanıtsınlar. Hiç değilse isimlerini söylesinler. Nasıldır Ece Hanım'la çalışma? Elif Açıköz. Evet. Ece hocamla 5. senemiz var. Evet, lisans işteyim ben. Ben daha önce keman bölümündeydim, yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. Daha sonra yani bir durumlar oldu. Ben ne oldu? Bilelim yani, aileden birisi ya, bırak kemanı falan filan bir şeyler mi olsun? Yok, hayır. Yani Mimar'dan ne istiyorsam destekler. Ne kadar güzel. Burada var mı ailenizden birisi? Yok şu anda. Tamam. Ben kendi isteğimle kemanı bırakmaya karar verdim. Sonra benim hocam Ece Hoca yönlendirdi beni. Hani bütün hayatım değişti. Yani ben çok zor zamanlardan geçtim ve Ece hocam o kadar iyi geldi ki. İnsan sesine geçildi yani oradan. Evet. Yani bir şarkı söylemeyi seviyordum zaten. İnsan sesine ne kadar olağanüstü şeyler yapabildiğini az önce de gördük. Hep görüyoruz, tanık oluyoruz ve müthiş bir enstrüman. İnsan vücudu aynı zamanda. Ece Hanım, bir şey söylemek ister misiniz? Elif'in 8 yıllık bir keman geçmişi Şan'da daha çabuk ilerlemesine yol açtı. Bunu ben de yaşadığım için hocamın önünde söylüyorum. O birçok şeyleri bilerek geldi. Sesi daha geri plandaydı. Ama çok hızlı yol kat etti kendi sınıfındaki arkadaşlarından. Onun da sağlam bir solfeji ve müzik bilgisi ve stil bilgisinin olmasından kaynaklanıyor. Hızlı ve böyle atlaya atlaya gittiğimiz bir repertuarımız var bakalım. Arp eğitimi konusunda da, yani Arp Sanatı Derneği'nde de siz çalışıyorsunuz. Birazdan diğer öğrencilere geleceğim, unutmadım yani. Biraz Arp'tan da bahsedelim diye Şirin Hanım'a döndüm. Arp'a ilgi nasıl Türkiye'de ve Çeng'e nasıl ilgi? Çeng, yani tabii şey, hani ne derler, o hani ilkeli gibi. Dolayısıyla böyle tarihle, yani özellikle Osmanlı tarihi ilgilenen ve biraz da müzik merak eden kişiler orada bir işte yabana yazarlar, derneğe yazarlar, nereden Çeng olur? Farklı ülkelerden de meraklıları vardır diye düşünüyorum. Evet, evet. Amerika'dan orada. Mesela yılında Singapur'da bir art müzesi kurulacak. Çok güzel. İşte kurucusu mesela bir Çeng sipariş edecek. O da İzmir'de yapılacak herhalde. Evet, İzmir'de bir kanun yapımcısını yazıyoruz Çeng'lerimizi. O da işte bir yolculuk yaptığımız Çeng çok kötüydü. İkincisi daha iyiydi, üçüncüsü daha iyi. Ama böyle bir şey geldi. Çok meşakkatli bir şey için çalmak. Çalmak mı? Sonra, evet. Yani yere oturarak çalınıyor. Bir, çok küçük, hani çok küçük şeyler yapabiliyorsunuz. O küçük şeylerin içinde
hani güzel olması gerekiyor mesela. Orada mesela ben sese eşlik etmeyi çok seviyorum Cenk'te. Çok Borey'den yaptım. Evet, sadece vokal ve Cenk muhteşem bir şey oluyor gerçekten. Çok güzel. Yani şey gibi hani müziğimi ihtişamlı süslenmiş hani çok şey bir tarafı var böyle hani giymiş, süslenmiş. Değil mi? Bir de böyle iyice ayıkladığınız hani soğan gibi soyduğunuz şey ortada cücüğü kaldı hani. O neredeyse öyle bir şey. Kökü adeta çok güzel anlattınız yani iyi gözümüzde canlandı. Çünkü birçok belki müziksever, sanatsever de gözünde canlandıramıyor olabilir. Çenkü kucak arpa. Evet, güzel bir ifade. Kucak arpa, şu kadar yere oturarak çalınan şu ama kadar. Ama sen onu kucağına almıyorsun, sen onda secdeye yatar gibi yere oturtaj alıyorsun. Kucakta çalınamaz mı? Yani yere mutlaka oturmak mı gerekiyor? Yere oturmak gerekiyor. Eskiden oturtmak lazım. Evet, dizlerin üzerine otururlarmış. Bütün minyatürlerde o şeyleri görüyoruz. Yani çünkü modern insan oturamaz dizinin üzerine. Zor bir şey. Yani anatomik olarak fizyolojimiz ona çok uygun değil. Ama iskemle bilmeyen insanlar tabii dizlerin üzerine oturabiliyor. Dizler uyuşmuyor herhalde. Bir süre sonra oturursanız kalkamıyorsunuz çünkü yere sizi kaldırırsanız. Yani şeyimi bileğimi yanlış koyarsam yere hani en son bize bir Fransa konserinde ayağa kalkamadım. Öyle değil mi? Uyuşuyor yani. Uyuşmuş, ayak uyuşmuş. Bir süre şey... Selama kalkmam gerekiyor ama kalkamıyorum. Zar zor öbür ayak üzerine kalkıp hafif dengem bir düşecek falan gibi oldum. Tabii. Evet. Zor bir şey. Diğer öğrencileri, hanımefendiyi de tanıyalım. Ben Ezgi Eren. Ece Hoca'yla bir yılda çalışıyoruz. Yani ben hazırlık iki öğrencisiyim. Var mı Kemal macerası öncesinde? Benim öncesinde yok. Ufak bir tiyatro geçmişim var. Güzel. Dışında oui. Bir gitar, piyano ve solfej geçmişim de var. En kadar olmasa da ama. Ece Hoca nasıl bir dersi nasıldı diye sordunuz, nasıl bir hocadır diye sordunuz. Zaten ben size şöyle söyleyeyim, Ece Hoca öğrencilerini çok iyi tanır, karakterlerini çok iyi bilir ve herkese yani tüm öğrencilere nasıl yaklaşması gerektiğini çok iyi bilir. Yani biz derse girdiğimizde yüzümüzde ufak bir üzgün bir ifade olduğunu Ece Hoca bunu hemen anlar ve hoca kimliğini bir yana bırakıp bize bir anne tavrıyla yaklaşır aynı zamanda. Çünkü bu çok önemli bir şeydir. Bizim dersteki rahatlığımız, samimiyetimiz için de çok önemlidir ki aynı zamanda da çok disiplinli bir hocalıkla. Bize her şeyin temelinde müziği sevdirmeyi amaçlar. Sert midir Ece? Yok bu arada. Yumuşak mı yapmış? Çok yumuşak da değilim. Çok yani yumuşak müzikte ya. Değilim galiba. Çalışırken değilim. Sinirleniyorum. Evet. Artık başladım sinirlenmeye. Şöyle çok tatlı yani çok kalbimizi kırmamaya çalışarak bize bazı şeyleri öğretir. Ve bize kendimizi keşfettirmeyi sağlar. Yani özellikle çok yaparız derste bunu. Hep Ece Hoca bana farklı stilde eserler verir çalışmam için. Bu da kafa karışıklığına sebep oluyor aslında bir yerde ama sonradan fark ediyorum ki benim bazı şeyleri keşfetmemi sağlıyormuş hocam. Benim neye yatkın olduğumu, neyi daha severek söylediğimi fark ettirmemi sağlıyormuş. Bu konudan da çok memnunum ve tekrar teşekkür ederim size hocam. O benim için de geçerli. Benim de seni keşfetmem lazım. Mahsus veriyorum ki. Nerede daha başarılısın? Yani sen kendine bir yolculuk koyuyorsun, ben de kendime. Mesut hocamıza da nasıl bir öğrenciydi diye soralım o zaman. Yani onu sormak bir yani öğretmenlere mi soracağız? Bir de öğrenci oldu. Herkes bir öğrenci, hepimiz bir öğrenci olduk. Gerçekten seçkin bir gün benim için. Benden önceki kuşaktan Özer abi, Özer Sezgi Bey. Konservatuvar kurucu müdürü, hem kültür üniversitesi. Sonra benim kuşağım biri, Gazi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezunları kuşağı. Sonra işte sevgili Ece, sonra da torunlar oradan. Şimdi sıra dışı olmanın yolu gerçekten çok çalışmaktan geçiyor. Biraz önce kendini keşfetme dedik de. Çünkü biz birebir ders yapıyoruz. Bu çok farklı bir şey. Yani bir sınıfa girersiniz, 40 kişi vardır. Türkçe metin üstü diksiyon dersi yaparsınız. Ama bir öğrenci gelir ve siz
piyano ve öğrenciniz baş başasınız. Şimdi Ece öyle bir öğrenciydi ki, yaşlar çıkması işte 70'li yılların sonlarına doğru yanılmıyorsa, ilk öğrencilerinden de benim. Her zaman çok övündüğüm öğrencimdi. Şunu söyleyeceğim, 45. sanat yılındayım bu sene. Bu kadar yılda hocalık yaptım. Bunu burada olduğu için söylemiyorum, işten bile itiraf ediyorum. İlk kez bir öğrencim oldu ve bir daha kimse gelmedi. Yani siz, Ece bak Şostakovich'in şu ninnisini öğren gel demeye fırsatın olmadı. O hep keşfetti ve getirdi. Yani çok nadir bir Ece işte Mozart Requiem soprano soloya bak. İşte Ece Brahms'ın şu şeyine bak. Derken Brahms'ın yanındaki parçayla beraber getiriyor. Böyle hakikaten olağanüstü çalışıyor. Şu bakımdan da çok iftihar ediyorum, övünüyorum bunda. Çünkü biz opera sanatçıları özellikle Türkiye'de Türk müzik devrimlerinden sonra sadece sahneye çıkıp bir rol yapmanın ötesinde konser şarkıcısı olarak da bu sanatı geliştirip benimsedip yaygınlaşmak zorunluluğundayız. O bakımdan opera sanatçıları sadece temsili oynayıp makyajısının evine gitmemeli. Aynı zamanda bir konser repertuarı da yapmalı. Tanıtmalı. Orta Anadolu'ya gitmişler. Biz Doğu Anadolu turnesi yaptık Gürer Aykal'la Biten Senfoni Orkestrası'nı. Yani Şırnak'ta şarkı söyledim ben meydanda. O bakımdan bunu bir görev sayıyorum. Yani bizim bu kadar çok fazla lüksümüz yok. Yani yapmıyorlar. Ve bakın Ece o kadar çok çalıştı ki öğrenciliği döneminde bizi resmen kapalı olan bir bölümü açmaya zorladı. Konser şarkıcı bölümünün ilk mezunudur. Sonra da kimse geldi. Yani bu kadar çok çalıştık ki biz zorunlu olarak yani başta benim Bilal Osman başı müdürdü. Dilekçeler falan yazdı. Bu bölümün açılmasını arz falan. Sonunda Ece sayesinde o bölüm açıldı. O mezun oldu. İşte bugün bu meyvesini görüyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani uzun yıllardır ben mezun olduktan sonra çalışmam öğrencilerimle. Onlar zaten yeterlidir onlar. Bakın bu kadar farklı dillerde özellikle ben iddia ediyorum. Türkiye'deki şarkıcıların hepsine söylüyorum. Özellikle Fransızcayı diksiyon ve fonetik olarak bu kadar güzel artiküle edip onun şandaki tınısını bulan tek sanatçıdır. Bunu içtenlikle söylemek istiyorum. Çok kullandım. Şirin Hanım'ı çok iyi tanıyorum. Yani benim konservatuar yıllarından Özer abi de bilir. Çok artçı arkadaşlarımız var şu an. Yani açıkça ifade edeyim ki ben 70'te mezun oldum Ankara'dan. Bizim art bölümünde çok arkadaşlarımız vardır. Fakat ben mezun olana kadar ve ondan sonra işte Almanya'da eğitim falan. Art benim için her zaman bir orkestra çalgısı kaldı. Fakat Şirin Hanım bu ülkede bu çalgının solo çalgı olduğunu benimsetti ve simgeledi. Onun için kendisine bütün müzisyenler adına teşekkür borçluyuz. Gerçekten. İki seçkin sanatçıyı Asya kıtasından gelip Avrupa kıtasında dinlemenin mutluluğu içindeyim. Çok kutluyorum. Size de bu aydınlık düşünceleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız adına saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve tanık olduğum dönemde değerli hocam sizin ifade ettiğiniz gibi yani, Şirin Hanım bu kadar çalışkan, disiplinli ve işine bu kadar yoğun konsantre olan çok az insan tanıdım. O yüzden gerçekten ben de çok takdir ediyorum. Ece Hanım'la daha önce beraber bir çalışma içinde bulunmadık. Ben bir izleyici olarak, dinleyici olarak takip ediyorum kendisini ama şimdi burada olmaktan büyük onur duydum, büyük mutluluk duydum. Sağ olun. Orada başka sorular var. Yine öğrenciler mi? Evet. O kimin öğrencisiniz? Artık değil. Artık değil. Yok, her daim öğrencisi olmaktan gurur duyarım. Her zaman da öyle olacak. Kimin öğrencisiniz? Şirin Hanım öğrencisi. Şirin Hanım? Evet. Evet. Belki ama sadece içimden geçen birkaç bir şey paylaşmak istedim. Buyurun. Şirin Hanım'la bizim geçmişimiz bir 15-16 seneye dayanıyor. Ben henüz konservatuvarda öğrenciyken lise yıllarında kendimi nasıl bir yere koyabilirim bu alanın içerisinde diye
kafamda belirli sorular varken henüz internetin falan da çok olmadığı dönemde ben konserler vasıtasıyla Şirin Hanım'ı buldum. Bir kuliste oldu bizim ilk karşılaşmamız ve çok ilginç bir karşılaşmaydı. Çünkü o kadar insanın arasından kuliste yorgun ardın konseri bitmiş gelmiş ve işte yüzüme baktı. Sen ne içsin değil mi dedi. Bir gün önce telefonda konuşmuştuk ve ben Mersin'den İstanbul'a konserine geleceğimi söylemiştim. Tanıdığına şaştım yani. Nasıl tanıdınız beni dedim. İşte anında yazıyor seni dedi. Bizim ilk karşılaşmamız öyle olmuştu. Sonrasında da bu 15 yıllık daha da ümit ediyorum ki hayatımız boyunca sürecek olan birlikteliğimiz o dönemde başladı. Ben sadece mesleki formasyon anlamında değil, aslında kendisine ben hayat hocam diyebilirim. Masaya koyduğu çataldan tutun, işte yaptığımız derslere kadar ben hayatın her döneminde ondan her zaman bir şey öğrendim. Kendisi sesle düşünürken bile. Çok duygulandım şimdi, kusura bakmayın. Sağ olun. Güzel ifade ettiniz bunlar. Teşekkür ederiz. Efendim buyurun lütfen. Ben Ankara Devlet Konservatuarı ilk mezunlarından ve bugüne kadar da hocalığıyla, orkestracılığıyla, solistliğiyle de aramızda bulunan değerli artist Uğurtan İdil'i de burada alkışla Uğurtan Aksel'i buradan size de saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de geldiniz. Ne kadar güzel. Yani İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek tabii çok zor olduğu için böyle sabahtan çıkıp planlar yapmak vesaire gerekiyor. Ama buna rağmen burada çok seçkin müzikseverler, öğrenciler ve hocalar var. Ben bir kere daha katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Birkaç soru daha alalım. Size de geleceğim. Orada bir hanımefendi daha vardı soru soran. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Yani insanın kendisini geliştirebilmesi için, başarılı olabilmesi için çok 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 çalışması gerekiyor. İşimiz ne olursa olsun. Yani ben 25 yıllık bir gazeteciyim. Birçok konuyla ilgileniyorum. Çok meraklı bir insanım. Öğrenmeye çok açım. Birçok konuyu hiç bilmediğimi düşünüyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Çok seyahat ediyorum. Çok konsere gitmeye çalışıyorum. Okumaya çalışıyorum ve 7 gün çalışıyorum. Yani 7 gün televizyon programı yapıyorum. Gazetede yazıyorum. Radyo programı yapıyorum. Seyahat ediyorum falan. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma derler. Maalesef İstanbul öyle bir tempoda ki hem ideal şartları yerine getirmek hem de real dünyayla boğuşmak gibi bir sorunumuz var. Öyle ben hala hocam gibi her gün 10 dakika egzersiz yapayım, yürüyüşümü yapayım, böyle bir lüksüm benim yok. Ancak her şeyin kafada bittiğini kendileri söylerdi. Ben o yolu tercih ettim. yani konsantre olmak, tabii zihinsel odaklanmak. Bedensel. Tabii ki yürüyüşümü yapıyorum. Her gün olmasa bile bisiklete biniyorum. Mümkün olduğu kadar zaman yaratıyorum yüzmek için. Bir kendime bir şeyler çabalıyorum. Kışın, yazın değiliz yani. Çünkü biz sporcu gibiyiz. Sadece burada santimli bir et parçasıyla şarkı söylemiyoruz. Bütün bedenimizden söylüyoruz, ruhumuzdan söylüyoruz. Yani aklımızdan kalbimizin bazen yeri değişiyor. Bedene çok iyi bakmak lazım. Yani stresi tolere etmek lazım. Bir kere işimiz ezbere dayalı bir şey. Her ne kadar şiirleri adım soyadım gibi bilsen bile beyin bir anda her şey olabilir. Bu yani 2 saatlik, 3 saatlik operalar da var bunun içinde, işin içinde. O lisanı bilip bilmemekle de hiç alakası yok. Çıkarsınız Türkçe bir şey söylerken unutursunuz. Yani bu bir de yani böyle tempoda bir yaşam şeklinde biliyorsunuz. İnternetler, şeyler, Facebook'lar, yani hepimiz bu şekildeyiz. Dikkat dağıtan çok da faktör var. Karşınızdaki bir izleyicinin, bir dinleyicinin bir hareketi, yukarıdan gelen bir ses, uçan bir kuş, böcek, sinek, yani her şey. Onun için tek şartından siyah öğrencimi de söylüyorum, konsantrasyon.
adayacaksın kendini. O şiiri veya müziği neyse ne yapıyorsan, ne bekliyorsan sadece onu düşüneceksin. Çok biraz yalıp yalıp şarkı. Odaklanmak, konsantre olmak ve işinizi sevmek yani çok önemli bir şey galiba değil mi? Zorlu olmuyor çünkü hiçbir şey. Ve meraklı olmak. Meraklı ben olmak. Ben hala çok meraklıyım. Sorgulama. Ben neler çalışıyorum size söylemem. Yani bu şu söylediğim şeyler benim çok eskiden bildiğim birkaç tane mesela Bossuar söylememişti. Jinastera'yı da söylememiştim. Ya yani söylemediğim şeyler İlk var. Evet, Dorjak'ı da söylemiştim. Yani öğrencilerime söylettim bazılarını ama ben söylememiştim. Söylemediklerim var gene. Halamla yapmıştım. Uğurtan Aksel benim aynı zamanda halam olur. Öyle mi? Ve benim müzikte ilk hocamdı. 9 yıl bana dayandı. Arp çaldı. Ve konservatuara arp bölümü var mı diye girdiğinde çok şükür yokmuş. Çünkü o zaman sadece orkestralar vardı. Ve ben 18 ölçü sayıp 2 ölçü arpej yapacaktım. Halama bakıyorum operadan geliyor. Gece 12'lerde, 1'lerde evde. Ya senfonide çalıyor, o da duyuluyor, duyulmuyor, ya yanlış giriliyor, girilmiyor falan böyle eziyet dolu bir saz. Dünyanın en güzel sazı. Şu pedalları siz belki takip ettiniz mi, etmediniz mi? Müthiş bir güç isteyen, buram çünkü elleri nasıl, elim sıcak suya koyacağım. yani böyle güzelliğin ötesinde bin bir cefa dolu, taşı taşıyamazsın. O zaman halacığım... bir kartal araba arardı ne zaman bir konser olursa. Şoförüne bin tembih, o kartala yatırılır, yastıklar, battaniyeler konulur. Ama o da taşınması bir dert, çalması bir dert filan falan. Bir düşündüm ne olacağım ben, ilk canım yok. Size bir mandallar mı lazımmış o zaman? Değil mi? Bir yandan da çok seviyorum çünkü arp çalan yok. Ben odamın kapısını açıyorum, mahalledeki oğlanlar duysun ben de ne yapıyorum diye hatice arp çalıyor. Yani çıkmam aşağıya da ondan sonra değişik bir şey yapıyorum. O da hoşuma gidiyor ama solistlik yoktu o zaman. Sen varsın, senin abla biraz önce. Tabii yok. Şimdi benim önümde çok önemli bir model var ben yetişirken çünkü Ahmet Selimberk müthiş bir solisti. Şimdi yani onu evet aklına teslim etmek gerekiyor. Bence hala yani bugün Facebook'tan paylaştım, izleyin. Ya, nefis bir konser. Evet, Art Sanatı Derneği'nin Facebook sosyal medyasından bir sizin programınız galiba Özer Hocam. Evet, TRT'de yaptığınız mandolin adında bir parça seslendiriyor. Evet. Ya maalesef hiçbir videosu yoktu Sevim Erkin. İnternet ortamında izleyemiyorduk fakat muhteşem bir icra. Yani ben... kendinden geçtiğini dinlerken hani öncemizde Uğurtan Hoca vesaire çok güzel izler var. Uğurtan Hoca'nın yapmış olduğu çok değişik çalışmalar da var biliyorsunuz. Sadece Batı müziği içerisinde seni değil, bu yola teşvik eden daha doğrusu o yolda cesaret. Tabii. Yani hem Sevin Hoca'dan hem Uğurtan Hoca'dan almış olduğumuz tabii çok önemli şeyler var. Niyazi Sayın'la. Hani yerden bitmiyoruz hani evet. Mutlaka tohumlar var. Tohumlardan yetişiyoruz. Benden sonraki kuşakta işte Meriç ve diğer artistler başka yerlere taşıyacaklar. Merak duygusu çok önemli sizin söylediğiniz gibi. Yani çekinmemek de lazım, cesaret göstermek lazım, sorgulamak lazım. Çünkü kapılar kapanabilir, türlü moral bozuklukları olabilir. Hepimiz yaşadık bunları, yaşıyoruz da zaman zaman. Ama motivasyonumuzu, isteğimizi de kırmadan asılmaya devam etmek lazım. Çünkü yılgınlık, moral bozukluğu bunlar bu tip faaliyetlerde çok... Bir de şey çok önemli diye düşünüyorum, yani siz tabii kendi deneyiminizden bahsettiniz işte gazeteci olarak. Bir galiba bir kamil insanın yanında olmak çok önemli. Yani bir ustamızın olması çok önemli. Her daim usta diyebileceğimiz insanların yanına gitmemiz gerekiyor. Çok önemli. Onların huzurunda görünmemiz, onlardan öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu bazen bir öğrencimiz olabilir. Gerçekten öğrencilerimizden çok öğreniyoruz ama bizden farklı şeyler yapmış hocalarımız. O insanları arayıp bulmak ve onların yanında durmak, kendisi teslim etmesi gerekiyor. Çok haklısınız. Yani merak da bunu tabii şey yapalım, hani destekleyen bir şey. Bizim, alan için geçerli. Bizlerin dinleyicileri ve izleyicilerinin bize verdikleri geri bildirimler de son derece önemli. Mesela bir hanımefendi vardı İsviçre'de ve İstanbul'da zaman zaman yaşıyorum dedi. Buradan kendisine de selam gönderiyorum. Evimde televizyon yok ama sizi izliyorum dedi iPad'ten. Çok teşekkür ederim. Çok moral verdiniz bana da. Mutlu oldum. Radyo programını da dinliyormuşum. Hanımefendi. Şey söylemek istiyorum.
Tabii hemen geleceğim. Merih Akoğlu da var orada. İyi bir radyocudur. Çok iyi, başarılı bir fotoğrafçıdır. Eşiyle beraber, bizimle beraber. İyi bir müzik koleksiyoncusu, plak sever. Kendisi de birkaç cümle belki bir şey söyler. Birazdan geleceğim Merih sana. Sorunu düşün diye şimdiden söyledim. Hanımefendi ayakta bir şey söyleyecek değil mi? Buyurun efendim. Sizi ön tarafa da alabiliriz eğer. Öyle mi? Oradan duyabilirsek oradan alalım sorusunu. Mikrofon varsa mikrofon verelim. Veya buradan çıplak sesle dinleyelim. Mikrofonu alabilirsen de. Evet. Gider mi bunlar? Ama oraya mikrofonla yapalım. Tamam. Şimdi haftalığı keşfedersiniz. Onun için tutmayın daha iyi. Buyurun efendim. Teşekkürler. Efendim, bir iki şey ilave edeyim. Çok mühim değil ama yine de bilmekte fayda vardır. Televizyon çıkınca nasıl herkes artık televizyon dinliyor, konserlere daha az gider oldu, sinemalar, iyi filmler, her şey azaldı aslında. Vaziyet bozuluyor biraz. Şimdi bizim İstanbul'da da ilk geldiğim seneleri düşünürüm, hep çok müthişti falan, onu biliyorum. Operada gece biterdi işimiz. O Beyoğlu'nu yürürdük. Meyhanelere uğrayaraktan Emirgan'a dönerdik. Şimdi böyle başlayalım bir defa. Kaçlı yıllardan bahsediyorsunuz efendim? Şimdi ben buraya 60'da geldim Almanya'dan. 60'da. 10 aylık çocuğum vardı. Öyleydi de girdim Butterfly. 100 temsil o sene Butterfly vardı. Sonra 60, 61, galiba 64'tü. İlk defa Mozart'ı çaldım. Mozart artık yut koyacağım uzunluğa. Ağzım açarlar. Hayır, kendimi şeker karar. Ondan sonra, hemen kısa bir zaman sonra Saint-Saëns'ın Morceau'nun konser vardı. Art ve orkestra için. Onu da Cemal Bey idare etti. Orkestradan sesler çıkıyordu. Bu ne biçim eserdi falan diye. Aman der gibi. Orada bir Saint-Saëns'ın imzası vardı derdi. Onu görmek lazım derdi. Cemal Bey'den de en hoşuma giden laf buydu. Tabii. Anladım ki Cemal Bey'den çok şey öğreneceğim. Hakikaten de öğrendim. Ama bir şeyi yine öğrenemedim. Hem de onun eseri üzerine. O kadar zor şeyler yazıyor ki. Yani inadına da zor mu olacak o yani? Ben İstanbul'a geldim. İstanbul böyle pratik bir şehir. Paris gibi. Onu öyle kavramak lazım. Şimdi bunu anlatamayacağım, anladım tabii o saray adamı. Bizim gibi bahçe çocuğu değil. Neyse. Ama kendi işine geleni müthiş kolaylaştırıyor. Mesela Debussy dansları çaldım ilk defa Türkiye'de. O programda bir de 24 gece orkestra çalışmasıyla beraber Döbüs'ün diğer eserleri vardı. Alain Delon, ondan sonra ilk defa çalınmış Lamer. İki A partisini birden benim üzerimde. İkisini birden çalıyordu. Tabii tek iki olanları daha forte çalıyordu. Hem de böyle kenara koydu beni iyice görünüyor diye. Sonra o konserin başında mesela 7. oktavdan 6. oktavdan bir çelik tel koptu ama nasıl eski o benim antik şeyden gittim bir tane buldum orada otelden söktüm üstünden şeyde oturuyordum Nişantaşı'na hemen bir taksiyle geldim
birazdan da konser başladı. Yani burada tam koşucu olmak lazım. Var var geçtim her zaman de yüzmek de iyi tabii. Güzel notlar bizimle paylaştınız. Sizin İstanbul'a 60'lı yıllarda geldiğiniz o Tepebaşı'nda değil mi? Benim de çocukluğumun geçtiği yerdir. Beyoğlu doğumlu bir İstanbullu olarak çocukluğum oralarda geçti. O TRT'nin o şimdiki devasa binası yoktu tabii orada. Evet. Yani değişik bir mimari, güzel bir park vardı. Tarih sokarasının küçüğüydü Tepebaşı. Güzel bir park da vardı. Arkasında bir kasino da vardı aşağıda. Evet. O şimdi stadyum falan filan oldu. Pera Palace zaten o güzel yapı. İstanbul tabii çok hızlı kamu şekil değiştiren bir yer olduğu için bugün daha farklı bir dokusu var. Orada çok çekim birkaç bina daha var, cam binalar. Yani hiçbiri birbirine uymayan. Ben biraz mimariye de meraklıyım. Yani sanat tarihini bu yapıları görünce üzülüyorum doğrusu. Bir fikir yani İstanbul'a gelen bir kişi hiç gelmemişse mesela bu binaları gördüğü zaman bir fikir de edinemiyor. Yani bu şehir hakkında nedir stili, neye benziyor diye. Yani Kuala Lumpur mu, Jakarta mı, Paris mi falan böyle bir hakikaten enteresan bir kafa karışıklığı var. Neyse bu vakitler uzun. Ne diyorduk? Ha, Meri Akoğlu bir şey söyleyecek bize. Şirin Hanım'ın geçen seneki programında da vardık. 10 Şubat'tı. Hatta eşimin doğum günüydü. Güzel bir imza almıştık. Bir sene neredeyse hani olmadı ama geçti. Sizin Donizetti ödüllerinde benim de bir oyum vardı. Özel hocamızın Mesut hocamızın onlar bilmezler. Sahnedelerken ben Güzel Sanatlar Fotoğraf bölümü okudum. Şimdi Mimar Sinan'da ben de hocayım. Akademiliyim ben de. O harika Papageno yorumunuzu, restylleriniz yani ufacık 18-20 yaş, 25 yaş elimden geldiğince izlemeye çalıştım. Hakan Çelik Hür FM'in başındaydı. O zaman sürekli sanat programları yapıyorduk ve opera baleden de konuklarımız çok oluyordu. Yani müzik benim hayatımın her tarafında var. 20 senelik bir hocalığım var benim de, eğitmenliğim var. Öğrencilerime aslında güzel sanatlar, görsel sanatlar gözükse bile ağırlıklı olarak müzik ve edebiyat anlatıyorum ben. Yani bugün aslında sizin yaptığınızı anlatıyorum. Müziğin içinde, hep içinde, yarın bir radyo programına yine konuğum. Yani o kadar güzel bir ambiyans sağlıyor ki bu vakit bulduğumuz sürece Martı'nın bu süper diyeceğim etkinliklerini asla kaçırmamaya çalışıyorum. Ben de geçen sene burada moderatördüm. Ulucan kardeşlerinkini de ben yönettim. Kolay olmadığını biliyorum. bu yaptığın işin de üstelik bütün bu siyasi gelişmelerin bizi gölgelemesine rağmen iyi ki müzik var diyorum. Hayatımızın her tarafında. Gene gideceğim sabaha kadar. Müzik dinleyeceğim. Gene yazılarımı onun eşliğinde yazacağım. İşte arşiv büyümeye devam ediyor. Söylediğim gibi binlerce CD. Muhteşem yani. Hani burada da çünkü konuklarımızla da izleyicilerimizle de ki bazen izleyici oluyoruz, bazen konuşmacı oluyoruz. Hayat böyle enteresandır. Yani, sürekli dönüşüyor. Birlikte müzikle olmak yani fonda müziği duymakta her zaman fayda var. Ben şey diyorum, eğer müziği duymuyorsam öldüm demektir. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ellerini yüreklerine koyduk. Bir sanatsever, müziğin, sanatın her alanını ile ilgili bir insan. Ben de tanımış olmaktan mutluluk duyuyorum. Radyo diyoruz. Benim de 24 sene oldu yani. 24 yıldır aralıksız radyo programı yapan galiba Türkiye'de az sayıda biriyim yani. Hiç bırakmadım yani bu kadar iş güç yoğunluk stres arasında. Radyonun ayrı bir şeyi var, tarafı var bizim için. Kurduğum, yönettiğim, birçok genç arkadaşımızı yetiştirdiğimiz yerler. Bugün CNN Türk'ün radyosu 92.5 frekansından çıkan İstanbul'da. O radyoyu ben kurdum, biz kurduk daha doğrusu arkadaşlarımla. 1992 senesinde o zaman Hür FM vardı. Sonra bizden sonra Açık Radyo, böyle programlı, klasik müzik programlarının
caz ve her türlü programın olduğu bir radyoydu. Şimdi radyo biraz daha zor bir döneme girdi. Bütün dünyada olduğu gibi. İnternet ve televizyon rekabeti çok yüksek olduğu için artık kişinin de işte rekabete katılmaya çalışıyor. Artık yavaş yavaş tamamlayabiliriz belki. Son bir iki soru alalım isterseniz. Dilek Hanım nerede? Ben Dilek Hanım'ı bir görmek istiyorum ama arkalarda mı acaba? Dilek orada organizasyon. Organizasyonda. Dilek Hanım bir, son birkaç soru bitirelim mi? Öyle mi yapalım? Lütfen. Uygun olur değil mi? Son birkaç soru da tamam. Teşekkür ederim. Peki. Size geleceğim. Beyefendi en arkaya geleceğim. Sizden alalım. Sonra öğrenci arkadaşımız vardı. Sizi dinleyelim. Bir de en arkada beyefendi var. Elini kaldırdı. Onunla bitirmiş olalım. Buyurun. Merhaba. Esma Yerci. Heyecanımın komşusuyum ben. Öncelikle teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet ve çok güzel bir konserdi. Benim şöyle bir merakım var. Ece Hanım ve Şirin Hanım öğrencilik zamanlarında çalışabilmek için ya da işte antrenman mı diyorsunuz müzikte buna, ne diyorsunuz bilmiyorum. Bunun için eserleri bulmak, konservatuarda mı çalışıyordunuz ya da pick-up'lar mı bulunuyordu ya da hocalar size bir takım şeyleri mi refer ediyordu? Şimdi internette tahmin ediyorum ki inanılmaz bir bilgi mevcut öğrenciler için, yeni öğrenciler için. Bu onlar için çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum ama aynı zamanda da bir dezavantaj mı? Oradan çünkü stili seçmek ya da doğruyu seçmek ya da o zamanki arşivleme ile bugünkü arşivleme arasındaki hani bu teknolojinin geldiği nokta klasik müzikte özellikle sizin dağlarınızda bir avantaj mı dezavantaj mı bununla ilgili genel bir fikir almak. Evet. Güzel bir soru evet. Bence. O sanat sanat için midir, toplum için midir bir türlü hiçbiri birini geçemez ya da aynı şekilde. Ben çocuklarıma hep söylüyorum. YouTube'dan bak ama diyorum ki sadece René Fleming'i dinle ya da sadece Herman Pryde dinle. Başka kimseyi dinleme çünkü o kadar absürt kayıtlar var ki. Fakat bunu TOR öğrencilerim dinleyip oradan kulağında ne kalırsa yanlış alım kalıyor tabii. Bir fikir edinmek. Biz tabii hiç böyle büyümedik. Kaset bile yoktu. Long play. Avrupa'dan gelecek de ben mezun olmuşum. Alban Berg söyleyeceğim. Hayatımda duymadım. Orkestrayla söyleyeceğim. İlk şeyim, Hikmet Şimşek ilk şeyimi. Ondan sonra evde bir diyapozon var. Evde piyanom dahi yok. Ondan sonra derken konserden bir gün önce sipariş ettiğimiz long play yurt dışından geldi. Koşa koşa Kandilli'ye gittik. Annemlerin evinde bir kapı orada kalıyor. İyi bakalım diye konser öncesi. Soğukta oturduk, koyduk, bir kere dinledim. Bir İsveçli soprano söylüyor. Aa benim gibi söylüyormuş dedim. Bitti. yani biz böyle büyüdük. Önce solfejini çalıştırdım. Arkadan diksiyonunu oturturdum. Bin defa korepetisyon hocam, Tülin İktum hocamın eşi. Onlar giderim, nerede gireceğim, nerede çıkacağım, ne yapacağım, neyi ne yapacağım. Ondan sonra hocama gider. O benim artık nüansından, tonumdan o plan oynardı. Şimdi işte çocuk o parçayı biliyor ama yanlış geliyor. Ya onların da evinde piyanosu yok. Bunu kabul etmiyorum. Ben 8'de girerdim konservatuara, Gümüş Suyu'na. Çalışırdım 9'a kadar ve 9.30'da biz derse başlardık. Ona çeyrek alıp gelemiyorlar. Ama hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü İstanbul. Ben de gidemiyorum zaten. Aslında yani ben de belki bir şey ekleyebilirim. Yani internet aslında yani bizim sanatımızı öğrenmek için gerekli değil. Tabii. Gereksiz hatta. Gereksiz. Yani orada harcayacağımız zaman gereksiz. Zaman kaybı. Zaman kaybı. Tabii ki zaman kaybı. Çünkü hiçbir zaman için damatılmış bir bilgi yok. Yok. Her şey var. Yani çöplük de var içinde. Çöplük de var. Krema da var, hepsi bir arada. Şimdi öğrenci internetten girip bir şey öğrenmesi mümkün değil. Yani ilk önce zaman kaybeder. Çok şanslıysa çok iyi bir şeyin üstüne düşer. Dolayısıyla hani internette o anlamda hani bir eğitim öğretimde de ben çok sorguluyorum. Teknolojinin kullanımını, aşırı kullanımını düşünüyorum. Ben daha ziyade işte kalemden, kağıda, kara tahtaya falan yazarak şeyleri gerçekten öğrendim. Yani ona geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi Türkiye'de özellikle
çok ciddi bir trend var. Hani çocuklara işte tabletler veriliyor, çocuklar sürekli şey, herkese dikkat bozukluğu, şu, yani benim müzisyenlere tavsiyem bir eseri öğrenene kadar hiçbir şey dinlememeniz. Yani hocadan. Hoca çok önemli, hocayla birebir. Çünkü ekrandan dinlediğiniz bir şeyin de ses kalitesi, belki açtılar sesi, oynadılar, bilmiyorsunuz ki. Hani yani sadece çok eski arşiv kayıtları belki birazcık anlamlı. Onu da hakikaten arşiv merak ediyorsanız, o zaman bir tane plak çalarsanız, plak bulursunuz, plak dinlersiniz doğrudan. Yani ekran uygun bir araç değil bizim için. Hiç değil. Yani çok vakit kaybı olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel şeylerle de karşılaşıyoruz ama yani bir eğitim, öğretim içerisinde yeri maalesef... Onu belki eser piştikten sonra, senin olduktan sonra tempolarına bakabilirsin. Hızlı almış, bu yavaş, o kadar. Yani bir... Hatta en güzeli ben size şunu söyleyeceğim. Ben konservatuvara girdiğim sene Türkiye'de bir gitar hocası vardı. Carlo Domeniconi adında. Bizim arp sınıfıyla gitar sınıfı aynıydı. Bir odanın içindeydik. Haftada işte bir gün gelir Carlo Domeniconi. Öğrencilere ders yapardı. Ben de oturup onu dinlerdim. İlgimi çekerdi yani işte 11 yaşında falan. Carlo Domeniconi her hafta öğrencisine vereceği eseri orada bestelerdi. Gitarı ters çevirir, bir tane kağıdın üstüne çizilir. O öğrencinin neye ihtiyacı varsa, ne çalışması gerekiyor, metot da değil bakın. Tamamen terzi üzerinize dikiyor gibi. Çünkü metot da güzel ama bu daha muhteşem bir şey. Yani ne lazımsa onu veriyor ondan sonraki hafta için. Tabii zaman içinde literatür de veriyor ama hani baştaki bir öğrenci için düşünün, yani yolun başında bir öğrenci için muhteşem bir şeydi. Ben böyle hayranlıkla seyrederdim kendisini her hafta. Scarlatti gibi mesela, Scarlatti de öyle. Tabii bütün bugün çaldığımız o 550 sonatın 550'si de prensese vermiş olduğu haftalık ödevler. Yani şimdi bunun değeri, yani internetin ortaya sunduğu çeşitlilik, çöplük, aynı zamanda muhteşem kayıtlar. Yani aynı şeye koyamazsınız kefeye. Belki hiçbir şey değil. İnternet noteri gibi bir şey olacak ve bilgi yani bir soruyu kütüphaneye gitmek gerekir. Bak kütüphaneye gitmek gerekir. Kütüphanede mevcut olan mesela İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin MİA adında bir şey var. Oradaki albümler mesela oradan dinleyebilirsiniz oraya, çünkü belli kriterleri aşmış albümler ve kayıtlar geliyor. Hani albüm dinlemek daha önemli internetten, YouTube'dan dinlemektense. Evet. Hızlı erişmek bakımından çok avantajlı tabii internetin bir bilgiyi, dataya, ama onun kalitesini iyi filtrelemek lazım, iyi bir kaynağa erişmek lazım. Hoca eşliğinde ancak. Bu Anglo-Saksonların distraction dedikleri hadise, dikkat dağılması, konsantrasyon dağıtan faktörler, elimizdeki telefonlar, her dakika bakıyoruz yani bizi çok bölüyor. Araba kullanırken, konser izlerken veya herhangi bir şeyde çok bölen bir şey. Bu da yani insanın evriminde yeni bir dönem belki. Yani hiçbir şeye konsantre olamayacağımız, uzun süre karşımızdakini dinleyemiyoruz, sıkılıyoruz, algımız düşüyor, aklımız başka bir yere gidiyor falan. Bu bir güçlük. Bununla biraz belki bunu yönetmeyi başarmamız lazım. Hepimizde zaman zaman karşılaşılan bir şey bu. Şimdi size geleceğim. Öğrenci arkadaşımızdan kısa bir not alayım. Sonra en arkadaki beyefendiyle bitireceğiz. Ziya Albalatar. Bu sene daha yeni Ecoca'yla çalışmaya başladım. Sanırım en yeni öğrencisi benim şu an için. Yani derslerde nasıl diye sorarsanız yani çok tatlı, sevecen. Daha ben hiç sert tarafını görmedim açıkçası. Yani yeni bir yola girdim. Sende bir enstrüman var mıydı, enstrüman? Daha önceden ben kendi kendime gitar çalmayı öğrenmiştim ama onun dışında pek bir enstrümanla alakalı olmadı. Ne yapmak istiyorsun kariyerindeki hedefin ne? Tabii ki sahnede olmak, kariyerindeki uzun yıllar boyunca sahnede olabilmek. Çok istiyor musun ama onu? Tabii ki de. Yoksa seçtiğimiz yol aslında diğer mesleklere göre biraz daha zor. Yani Ziya başka bir üniversiteyi bırakıp geldi bu masada. Öyle mi? Ne, nereden geldi Ziya? Aslında üçüncü üniversite. Gastronomi mi? Evet. Opera şans seçtim. Sonra tekrar Mimar Sinan'a geçeceğim. Mutlu musun şimdi? Tabii çok. Çok önemli, çok güzel bir şey. İnsanın istediği bir şeyi bulup ona konsantre olması. Birçok deneme yapabilir insan, 5 deneme, 4 deneme. Yani bu bir dezavantaj değil yani, önemli olan şu anda. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Efendim? Her seçtiğimiz yol aslında yeni bir şey katıyor. Evet. Hocalarımız da katılır belki, değerli sanatçılarımız da. En hızlı akıp giden şey ve geri telafisi olmayan şey zaman. Ve iyi yönetmek lazım, çok iyi kullanmak lazım.
belki de hayattaki en kıymetli şeylerden biri değil mi? Yani zaman. İnsana verebileceğiniz en kıymetli. Evet. Yani iyi değerlendirmek lazım. Dolu dolu yaşamak lazım ve bir de gerçekten hayat kısa. Biraz da insanın mutlu olduğu şeyleri, mutlu olduğu ortamlarda bulunması lazım. Çok hızlı akıp geçiyor bir anda. Yani göz açıp kapayıncaya kadar kaç yaşına gelmiş oluyorsun? Çok şey yaşamış oluyor. Son soruyu da o zaman bitirelim isterseniz. Buyurun. İyi akşamlar. Kendinizi. İyi akşamlar. İsmim Tunç Güntay. Programın sonundayız. O yüzden kısa keseceğim. Şirin Hanım'a bir sorum olacak benim. Gördüğüm kadarıyla art sanatının icraatında bayanlar daha çok başarı göstermiş veya başarı göstermekte. Bunun belli bir sebebi var mı? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir katının üst durumudur yani bu. Yani. Aslında değil. Aslında değil. Bir defa şöyle bakalım. Hani benim işte hani klasik batı müziği içerisinde tabii ki hani kadınların sayısı zaman içerisinde çok arttı. Yani çünkü hakikaten bunu meslek olarak icra etmek erkekler nezdinde çok fazla desteklenmiyor. Yani ataerkil toplumlarda özellikle daha ziyade hani hani evin geçimini bu şekilde sağlayamayacakları düşünüldüğü için hani erkek çocukları çok fazla bu yıla kanalize edilmiyor. Yani bir defa böyle bir faktör var. Dünyada genelinde var bu. Genelinde var evet. Yani klasik batı müziğinden bahsediyorum. Yani geleneksel müziklerden bahsediyorum. Orada öyle bir şey düşünmüyor kimse. Yani şey, cinsiyet şeyi yok orada. Arp'ta tabii ki var. Şöyle bir mesele var. Marie Antoinette mesela Arp'ı moda etmiş bir kişi. Marie Antoinette. Çünkü bütün yağlı boya tablolarını arka planında bir Arp var. Dolayısıyla Fransa'da Marie Antoinette döneminde hani böyle kadınlar hep böyle Arp'la yani yağlı boya tablolarını yaptırırlarmış ve oradan böyle müthiş bir trend olmuş. Yani dönemin çok, modası. Evet, yani. Dönemin bir modası. Görsel kültüre yerleşmiş böyle bir şey var yani batı ağırlıklı olarak. Fakat daha erken dönemlere gidecek olursak, orta çağa dönecek olursanız, bizim minyatürlere bakalım. Çeng çalan insanlar daha ziyade sakallı. Yani bizim coğrafyamızın Arp'ı daha ziyade hani bayanlar tarafından çalınmıyormuş. Aynı şekilde Arp'ta biliyorsunuz sadece Batı'ya ait bir, Batı medeniyetine ait bir çalgı değil. Yani Azteklerden tutun Afrika falan. Oralarda böyle şeyler yok. Yani hem kadın hem erkek çalabiliyor. Birazcık klasik Batı müziği içerisinde böyle evet çok da şık bir çalgı. Hani, fakat şunu söylemem lazım, ne zaman bir erkek Arp çalsa çok başarılı oluyor. Yani neden size mi? Böyle fire veren erkek Arp sanatçısı yoktur. Neye bağlıyorsunuz bunu? Bilmiyorum. Belki o kadar kadının arasında çok sadece çok iyi olanlar. hayatları sürdürebiliyorlar. Sürdürebiliyorlar evet. Yani çok büyük efsane isimlerimiz var bizim 20. yüzyıl içerisinde. En büyük hocalar, en önemli kurumlara gelmiş hocaların bir kısmı da erkek. Bunu da hani şey yapalım. Ben çok hoşlanıyorum erkeklerin açılmasından. Bu bize popüler kültür mü bunu anlattı ya da söylüyor böyle bilinçaltı mesajları yani erotik bir çalgı mı bir taraftan da yani böyle bir i̇şte, şey var görsel mı? Görsel cazibesi yüksek diyelim. Ben mesela çizgi filmlerde falan da hani işte resimlerde yağlı boya daha çok oralarda onu görüyorsunuz yani kadınlar böyle işte önüne oturuyor arkada ya da violonsel de evet, şimdi değil mi? Evet. Ya da mesela o şekilde konumlanıyor. Mesela otelde arp çalınıyor Robin'de diyelim ki. Orada işte böyle bir bayan çalıyor oluyor falan. Çünkü daha güzel olduğunu düşünüyor. Evet. Böyle tercihler var ama yani genel olarak bakacak olursak hani erkekler çok başarılı arp çalıyor. Var mı bir girişiminiz yok mu bundan sonra? Cesaret edin bence bu kadar. Bu arada Çağatay Akyol'u dinleyin. Tabii ki. Tamam teşekkür ederim. Türkiye'de de var arp sanatçısı. Hatta ilk Cumhurbaşkanlığı'nın, evet sen söyle, erkekmiş. Eski kuşakta da, en eskide de. En eskide. Atatürk zamanında. Evet. Artist evet. Öyle mi? Erkek. Cezve onun ilk artisti. Evet. Ben de unuttum şimdi ismini. Allah'ım hatırlarsın. Ersin Antep çalışıyor konuyu. O araştırdı onu. İşte bu çağın sorunlarından biri de hatırlayamamak hafıza. Hafıza çok büyük. Hiçbir şey hatırlamıyoruz. Yaşla ilgisi yok. Yaşam biçimleri, çok bilgiye maruz kalmak. Ben alıp öğrenmiş olabilirim. Yok ben de bir sürü şey hatırlamıyoruz. Yani o kadar çok öğreniyoruz ki. Albümler de var bir tane. Sizin bir yeni albümünüz çıkacak diye ben diyorum. 2016'da öyle bir çalışmanız var değil mi? Yanlış mı? Evet. Ondan da bahsedelim. Kaydı yaptık. AK Müzik. Bahar ayında onu kayda piyasaya sunacağım. Bu sefer değişik bir şey yaptım, çalışma yaptım. Kırım'dan başladım. Rumeli, Macaristan,
ve Trakya'ya kadar geldim. Yani biraz suyun öte tarafı olan halk şarkılarını toparladım. Çok güzel. Hepsi Osmanlı coğrafyası içerisinde kalan ülkelerin ortak bir ritim ve melodisini yakaladım. Bir dünya müziği albümü gibi mi gibi, olacak? Gibi oldu. İçinde Yenizler, orada Ladino da var. İstanbul'da yazılmış bir Macar bestecinin yazdığı Ladino iki şarkı. Seferat şarkılarından biri olsa gerek, öyle mi Ladino? Seferat, evet. Yani İspanya'dan gelen kullandığı dil olduğu için. Yani şimdi kaybolmuş bir dil. Kullanım. Ama özellikle İstanbul'da yazılıyor Bartok'un öğrencisi. Bir de bir sürpriz olacak. Armağan Dur'da benim için yazmıştı Katibim türküsünü. Çok güzel. Biraz caz bari falan böyle bir şey yaptı. Onu kapalı bir olarak. Tabii ki. AKM'lik geldiyse sevgili Kerim buraya. Efendim? Biraz önce ayrıldım. Ay, ha, evet. Öyle mi? Evet. Bu ara CD'yi Profesör Metin Ülkü'yle birlikte oluşturduk. Çok güzel. Tebrikler. Evet. Bu sayesinin diyalog düzenlemesini ben yaptım. Evet. Bu ara şan repertuarına da Metin el attı. Geçmişteki bütün yanlışları düzelterek armonilerini ona göre piyanoyu daha şarkılayıcı hale getirdi. Teşekkür ederim. Tebrikler. Böyle zamanlarda albüm yapmak çok zor. Sizin de birçok albümünüz var. Ben çok beğeniyorum albümlerinizi. Gerçekten çok titiz çalışmalar. Var mı sizin yeni çalışmanız? Var, evet. Albüm çalışması. Evet, şimdi 11. çıkacak inşallah Almanya'da. Almanya'da. Evet. Ama solo bir albüm değil, bir mistik müzik topluluğumuz var. Bizim sofi müzik yapıyoruz. Bütünüyle böyle bir albüm olacak. İlahilerin olduğu bir albüm. İlahilerin olduğu. Birkaç saz eseri de var. Ve hem bizden müzisyenler, bir de Francis Michel Godard adında bir tuba ve serpent icracısı var. Çok meşhur. Ne zaman çıkacak albüm? 10 Ocak'ta çıkıyor. Türkiye'de satılacak mı? Evet, Türkiye'de de kalan müzikten. Çok güzel. Dolu dolu bir sohbet oldu. Ben bütün katılımcılara tekrar teşekkür ederim. Değerli sanatçılarımız çok güzel bir, bizim için bir dinleti, bir konser sundular, içindeydiler, melodiler vardı. Farklı dönemlerden daha çok günümüze daha yakın sanatçıların da içinde oldu. Bir Arjantinli bestecili bitirdik. Dövüşü vardı işte, değil mi? Brahms, var mıydı Brahms? Var. Vardı. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Ben Lilian Mizuye'de. Dilek Hanım nerede? Arkada çalışıyor. Dilek Hanım bugün çok yoruldu, çalıştı. Onu da tebrik ediyorum. Arkalarda galiba, evet. Martı'ya da.